Herkese merhaba. Bugün çok severek hazırladığım bir videoyla sizlerleyim. Başlıktan da anlamış olduğunuz gibi bu sonbahar marketim videosu ve bir ortak video. Sonbahar deyince benim aklıma işte toprak, böyle dökülen yapraklar geliyor. Böyle biraz da onları tanımlayacak bir makyaj hazırladım. Kanalıma yeni gelenler için kısaca kendimi tanıtayım. Ben Gözde. Bu kanalda nail art, makyaj, kozmetik, geziler, eğlence, çeşitli videolar yapıyorum. Aynı zamanda blogumda da ürünler yorumluyorum. Ya da yine bu YouTube'daki şeyleri biraz daha detaylı olarak açıklıyorum. Beni yeni keşfettiyseniz kanalımdaki diğer videolara göz atmayı unutmayın. Eğer videolarım ilginizi çekerse de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Daha fazla sözü uzatmadan hadi makyajıma başlayalım. Kullanmadım. O yüzden bu L'Oreal'in True Match isimli fondöteni kullanacağım. Bendeki rengi D1W1. Bunu şöyle elime birkaç pompa koyuyorum. Elime birkaç pompa koyuyorum. Ve hafif nemli bir makyaj süngeri yardımıyla cildime uygulayacağım. Gün içinde çok fazla parlamaya müsait bir fondöten. O yüzden altına bir baz ve üzerine pudra sürmek gerekiyor ama ben altına bir baz uygulamak istemiyorum. Zaten makyajın kalıcı olmasına da gerek duymuyorum. Fondötenimi uyguladıktan sonra böyle kalan birkaç tane izim var. Onları böyle bir kapatıcı uygulayacağım. Burada kullandığınız kapatıcı tam cildinize aynı renk olması çok önemli. Çünkü o lekeleri ya da sivilceleri aydınlatmak, böyle daha büyük bir bilgin yapmak istemeyiz. Görünmesinden de uğraşıyoruz. Hatta bazen belki de daha koyu renk üzerine açık renk sürüp ya da fondötenimizle güçlenmemiz gerekiyor. Başka böyle güzel şartlar giz var mı? Sürdüğüm fondötenimi kapatıcıyı sabitlemek istiyorum. Çünkü göz makyajına geçen, ondan sonra ten makyajıma devam edeceğim. Bunu sabitlemek için bir bank pudra kullanacağım. Makyajımı sabitlemek için bir pudra kullanıyorum. Bu adı silinmiş olan Catrice'in bir pudrası. Transparan bir pudra. Bu kocaman bir fırçayla bütün yüzüme uyguluyorum. Göz makyajı. Biraz daha yakalansam bir daha iyi oldu. MAC'in elimde bir esirini var bazıyla başlıyorum. Bunu tüm göz kapağıma uygulayacağım. Krem farımı sabitlemek amacıyla şöyle bir ten rengine bütün göz kapağıma uygulayacağım. Tamam. Gözümün şu kaplama bölgesine yine aynı paletten bu açık kahverengini uygulayacağım. Böyle belli belirsiz. Çok az bir ürünle. Sonra biraz daha küçük bir karıştırma fırçasıyla şöyle biraz daha toprak tonu, böyle daha nasıl bir renk bu? Bu da bir kahve rengi, böyle hafif sarımsı mı? İşte böyle bir renk kullanmak istiyorum. Bunu daha çok dış köşelere, yani gene katlanma bölgesi ama dışa doğru. Yine aynı küçük fırçamla biraz daha pembemize, hafif ışıltılı bir far alıyorum. Bunu yine
demin uyguladığım köşe ama azıcık daha böyle alta doğru uyguluyorum. Bu gözümün iç kısmına şöyle şu rengi alıyorum. Sonra ortasına ve iç köşelerine sürüyorum. Sıra geldi eyeliner. Eyeliner çekerken önce böyle çok basit ve kuyruksuz bir eyeliner çekiyorum iki gözüme de. Eyeliner'ı böyle kuyruksuz bir şekilde çektikten sonra ikisine de küçük küçük kuyruk yaparak ikisini de dengeliyorum. Yarım elde kitlemi belirginleştiriyorum. Normalde kaş kremi kullanan bir yapı değilimdir ama bu kremi aldığımdan beri başka bir şey kullanmıyorum. Böyle çok kritik oluyor. Sonra birkaç sıra yardımıyla böyle dilime geri dönüyorum. Öncelikle dilime renk katmak için bir bronzer uygulayacağım. Bunu böyle aslında bronzer biraz da kontür yaparmış gibi yapacağım. Ama çok sert çizgiler istemiyorum. Bugün çok hafif bir şekilde yapmak istediğim için bu Real Techniques'in fırçasını kullanacağım. Yine aynı bu çayda çok hafif bir şekilde. Allık olarak böyle gül kurusu renginde bir allık tercih ettim. Bunu Zoeva'nın açılı fırçasıyla uygulayacağım. Biraz daha aydınlatalım. Yarıcıda da makyajımızı tamamlayalım. İşte benim son bar makyajım da böyle. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.